geldiniz. Ben Ferzan ve kız kardeşim Ebru. Bugün de yine bir sohbet videosu ile karşınızdayız. Bugün gebeliğimin 5. ayında neler yaşadım bunu anlatacağız. Şu an tam 21. haftamdayım. Bu ay neler yaşadım? Şimdi kısaca hepsine teker teker değineceğiz. Ama her şeyden önce yine beni ilk defa görenler için kendimden kısacık bir bahsetmek istiyorum. Ben Ferzan, ben bir ebeyim ve uzun zamandır hem Instagram hem de YouTube kanalında sizler için Ebru ile beraber videolar üretip paylaşıyoruz. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. O zaman başlayabiliriz bence. Hazır mısın? Evet, hazırım. Peki, ilk sorumla başlıyorum o zaman. Şimdi zaten kaç haftalık olduğunu söyledin, 21. haftandasın. 5 aylık gebelik dediğimiz şey hangi haftalar arasında oluyor? Daha önceki videolarda da bahsettim aslında ama şimdi mesela şöyle düşünüyorsunuz. Kimi kaynakta 16-20. hafta arası yazıyor, kimi kaynakta 17-21. hafta arası yazıyor. Siz hafta hafta söylerseniz çok daha doğru olur. Çünkü bazen 30, bazen 31 çektiği için orada fazlalıklar oluyor ve tam hesaplama sağlanamıyor ay ay baz alındığında aslında. Kabaca tabir edebilirsiniz. Kabaca 5. aydayım ama haftamı tam bilmem lazım. 21. haftamdayım. Şimdi geçen ayki videomuzda konuşmuştuk zaten. Cinsiyeti öğrenmiştiniz o zaman. Bir erkek bebek bekliyorsun. Peki mesela sen iki gebeliği de yaşayan biri olarak kız bebeğe hamilelikle erkek bebeğe hamilelik arasında bir fark yaşadın mı? Tabii ki iki gebelik de birbirinden farklı. Aynı diyemem. İlkinde başka sıkıntılar yaşamıştım. Şu an hani mesela o sıkıntıları yaşamıyorum. Belki bunda da daha farklı şeyler yaşayacağım. Onu bilemiyorum. Daha önümde uzun bir zaman var. Şu an tam aslında gebeliğimin yarısını tamamlamış durumdayım. Bir yarısı daha var. Neler yaşayacağımızı bilemeyiz. Cinsiyete bağlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kız da olsa erkek de olsa bundan yaşanabilir bence. Özellikle kız bebekte şöyle oluyor, erkek bebekte işte şu yaşanıyor diyebileceğim bir şey olmadı. Sadece bulantılarım hala bunda devam ediyor. Öncekinde devam etmiyordu. İlk 3 ayda sonlanmıştı. Hala ilaç kullanıyorum. İlaç kullanmasam çünkü böyle ya kusturmuyor ama hani sizi rahatsız eder ya, o hissiyatı yaşıyorum. Rahatsız ediyor kısacası beni. Özellikle arabada, yolculuklarda rahatsız oluyorum. Arka koltuğa oturamıyorum mesela. Bulanıyor çünkü mide. Ama onun dışında hani kız bebek ya da erkek bebekte şöyle bir şey yaşadım diye bir şey söyleyemeyeceğim. Hiç kusma derecesine gelmedin değil mi? Yok, gelmedi. Bulanıyor sadece. Evet. O da iyi mi kötü mü bilmiyorum. İnsan hani yine bir istifra ettiğinde yani biraz rahatlıyor. Bunda onu da yapamıyorsun. Böyle arada kalmışlık var. Zor açıkçası. İlacı nasıl alıyorsun peki normalde? Tabii ki hani doktor tavsiyesiyle alınan bir şey de. Ya zaten birçok gebenin kullandığı bir ilaç bu. Geceleri 2 tane içiyorum yatmadan önce. 2 doz şeklinde alınıyor. Günde bir defa zaten. O yeterli oluyor. Ama onu içmesem işte ertesi gün bayağı rahatsız oluyorum açıkçası. Peki doktor hani şu ay keselim gibi bir şey söylemedi. Gerekiyorsa yok, son aya kadar devam edecek öyle aynen mi? Aynen, gerekiyorsa devam edilebilir. Peki bu ayki doktor muayenen nasıl geçti? Doktora gittiğinde ekstra bir şey öğrendin de bebek kaç gram mesela? Bu ayki kontrolümde yine doktorum tansiyon baktı, kiloma baktı. Kaç kilo aldın sen şimdiye kadar? Valla şu ana kadar doktorumun hesaplarına göre 5 kilo almışım ama 2 kilo daha alsan yeterli dedi. Aslında 5'ten biraz daha fazla almış olabilirim. Çünkü ilk videomda bahsetmiştim. Ben normalde kendimi 64 diyebiliyordum. Ama doktora gittiğimde 68 kilo olduğumu gördüm. Onun üzerine saydığımız için 68 olarak hesaplıyorum ben de kendimi. 74 kiloydum. Hatta 6 kilo almışım. Evet. Aynen 6 kilo almışım fazla. Bundan sonrası için daha temkinli olmam gerektiğini söyledi. Çünkü ilk gebeliğimde gestasyonel diyabet, yani gebelik diyabeti de yaşadığım için bu ay dikkat et dedim. Takip ettiğim bir kız vardı. Sosyal medyada içerik üreten 5 aylık gebeydi. Sıfır. Hiç kilo almamıştı 5. ayında. Karnı da varla yok arasındaydı. İlk gebeliydi onun da. Biraz genetikle de alakalı. Bizim yeme düzenimizle de alakalı. Yani illaki evet. Böyle aşırı dikkat ettiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Evet. Dikkat etmekte fayda var ama. Şimdi burada şuna geleceğim aslında. Senin geçen gebeliğinde gestasyonel diyabetin vardı. Şu an sen gestasyonel diyabetin olup olmadığına bakmak için günlük şeker takibi yapıyor musun? Bununla ilgili doktor herhangi bir tetkik yaptı mı? Genelde zaten 24-28. haftalar arasında yapılıyor şeker yükleme testi. Hatta bu kontrolünde de doktorum söyledi. Yani ben dedi yaptırmanı isterim dedi. Yaptırman taraftarıyım dedi. Tabii ki bir zorlama yok böyle konularda. Çünkü bu konuda tamamen gerçekten hem doktorlar hem de gebeler ikiye ayrılmış durumda. Kimi yaptırma taraftarı, kimi zararlı olduğunu düşünüp yaptırmayayım diyor. Ben de yaptırılması taraftarıyım. İlkinde zaten yaşadım bir de benim öyle bir öyküm olduğu için. Evet. Belki gerçekten çok yüksek çıkacak ve benim insülin kullanmam gerekecek ama benim bundan haberim olmayacak. Çünkü gerçekten kilo da alıyorum. Hızlı kilo alıyorum şu an. Olabilir. O yüzden ben haftam geldiğince yaptıracağım zaten. Ama şu an için açlık, tokluk, kan şekeri vesaire bir şey bakmıyorum. Önermedi zaten. Diyelim ki gestasyonel diyabet
diyabet var yine. Gestasyonel diyabette çocuklara, yani bebeğe zararı var mı bunun? Ne zararı var da bu kadar önem veriliyor? En çok gördüğüm benim mesela çocuk doğduktan sonra hipoglisemiye giriyor. Yani annenin şekeri yüksekse bebekte de tam tersi oluyor. Bebeğin şekeri düşüyor. Ya da bebek iri bebek olarak doğabiliyor. Makrozomi deniyor. Bunun da tabii ki mesela doğum şeklini bile etkileyebilir. Yani anne normalde normal doğuracaktır ama bebek iri olduğu için sezaryene alınması gerekiyor olabilir. Vesaire. Birçok şey var. Yani birçok konu var. Hem bebek sağlığı hem de anne sağlığı açısından. O yüzden önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada bu kontrolümde doktora gittiğimde şundan da bahsettim. Yaklaşık 3 gün boyunca 18. haftandaydım yanlış hatırlamıyorsam. Çok yoğun bir baş ağrısı yaşadım. Yani 3 gün boyunca gerçekten bayağı yoğun yaşadım. Beni çok perişan etti. Yattım böyle sürekli kalkamadım. O sırada tansiyon ölçümü de yaptım. Ne olur ne olmaz diye. Biliyorsunuz preeklemsi diye bir gerçek var. Gebelik zehirlenmesi ve tansiyonla kendini belli ediyor diyebiliriz. Sadece tansiyon değil tabii ki. Yanında başka faktörler de var. Onlar da varsa eğer annede preeklemsi tanısı konuluyor. Ne olur ne olmaz diye ben tansiyon ölçümü de yaptım. Ama birinde hani yüksek çıktı, birinde düşük çıktı. Böyle sürekli yüksek çıkan bir şey değil. Doktoruma da bahsettim bu konuda. Tamam dedi, sıkıntı yok dedi. Yani ara ara olabilir dedi. Düzenli bir şekilde hani yüksek seyretmiyorsa dedi. Sıkıntı değil dedi. Gerçekten o baş ağrın çok kötüydü senin, evet. Ya. Yani gözünü açamıyordu o dönemde. Kullandığın hani zaten en fazla bir ilaç verilebiliyor. Gebelikte kullanılabilen o ilaç da yeterli gelmiyordu. Parasetamol olarak aynen. İhtiyaç olursa tabii ki kullanmak gerekebiliyor ama hani daha zararsız görülen bir ilaç var. O genelde kullanılıyor. Bu arada senin sadece baş ağrısı değil. Bu ay senin biraz hastalıkla geçti zaten. Evet. Kötü bir grip atlattın. Hatta tam atlatamadın da şu anda. Zaten birkaç videodur sesinden belki fark etmişsinizdir, evet. Öyle olduğunu. Zordu. Ya sağlık açısından zordu. Böyle hastalıkların peş peşe gelmesi beni bayağı zorladı ve yıprattı. Çünkü aynı zamanda setenay hastalandı. Sonra ben hastalandım. Boğaz enfeksiyonu yaşadım. Gerçekten yoğun. Hala sesim tam düzelmiş değil. Bir kutu antibiyotik bitirmek zorunda kaldım. Zorunlu olan durumlarda maalesef antibiyotik kullanmak da gerekebiliyor kar zarar ilişkisine bakarak. Doktoruma da danıştım zaten bu arada. O da kullanabilirsin dedi. Yapacak bir şey yok. Ama şu an hani antibiyotiğimi bitirdim. En azından boğazım daha iyi ama sesim düzelmedi. Bekliyorum, evet. Bakalım. Bu ara salgın var. Ya ister, evet. Kusma ya da işte sizin geçirdiğiniz gibi grip tarzı hastalıklar. Yani kimi arasam hepsi aynı şekilde. Kreşte tabii çocuklar. Sana da muhtemelen setena getirmiştir. Çünkü onda başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, ilk hasta oldu. Onunla boğazda zaten. Sonrasında da ben. Hamilelik de daha zor geçiyor böyle hastalıklar yani gerçekten. Kesinlikle endişe ediyorsun bir zor. De kendinden, bebek için aynı zamanda. Tabii, aynen öyle. Neyse, umarım bir daha gebeliğin boyunca en azından yaşanmaz tekrar. İnşallah, aynen. Şey soracağım sana. Geçen gebeliğinde oldu mu onu da bilmiyorum. Konuşmamıştık o zaman hiç ama bu hamilelerde göbekte bir çizgi oluyor. O çizgi var mı sende? Setenay'da olmuş muydu ya da? Evet, onun adı linea nigra. Neredeyse aslında bütün gebelerde oluyor diye biliyorum. Yani hormonlardan kaynaklı da diyebiliriz. Belli bir çizgi var. Kimi kadında ten rengine göre biraz daha koyu olabiliyor. Kiminde daha açık olabiliyor. Ama kendini de belli ediyor yani. Göbeğin biraz üstünden başlayarak böyle aşağıya doğru inen bir çizgi. Herhangi bir zarar yok. Aydası da yok. Şu an sende oldu mu? Şu an olmadı henüz ama geçenki gebeliğimde aynen bu aylarımda görülmeye başlanmıştı. Şu an henüz görmedim ama. Şu an yok. Bazı gebelerde yine görüyorum çevremdekilerden. Göbek bölgesinde böyle ekstra bir tüylenme oluyor. Kıllanma gibi değil de çok ince ince küçücük tüyler. Sende öyle bir şey oldu mu? Şu an olmadı ama olabilir. Mesela setenayda da biraz artmıştı. Bunda da olabilir. Bu da gayet normal zaten. Hormonların artmasıyla birlikte vücutta birçok şey değişiyor. Ama hormonların geri çekilmesiyle onlar zaten döküleceği için hani bir işlem, bir uygulama, tüy dökmek için bir şey kullanmayın. Peki şimdiye kadar sen hiç bebek hareketlerini hissettin mi? Bu ay doktora gittiğimde bundan da bahsettim zaten. İlk gebeliğimde 20-21. Haftamda hissetmiştim bu ay. 19'a girmeden hemen önce yani 18-6 gibi bir şeydim galiba. Hadi 19 diyelim. Da bebek hareketlerini hissettim bu defa. Yatıyordum hatta, gece hissettim. Sol yan tarafa dönük yatıyordum. Böyle ufak bir kıpırtı hissettim peş peşe 2 defa. Sonrasında da zaten gün içinde birkaç defa hissetmeye başladım ama doktorum da söyledi zaten böyle 24-25. Haftaya kadar çok düzenli hareketlerini hissetmeyi bekleme dedi. Yani o aydan sonra her hareketini böyle yavaş yavaş hissetmeye başlıyorsunuz. Şu an evet hareket ediyor ama biz birini hissediyoruz. Onu hissetmiyoruz belki. Peki normalde de ikinci gebelikte ilk gebeliğe göre bebek hareketleri daha mı erken hissediliyor? Genelde öyle olduğunu söylüyorlar. Çünkü ilkinde açıkçası ne hissedeceğini, ne hissettiğini bilmiyorsun aslında. Yani belki bebek hareket ediyor ama sen anlamıyorsun. İkincide çok daha bilinçli olduğun için biraz daha erken hissediyorsun, anlayabiliyorsun. Sende de öyle oldu zaten. Aynen. Bu sefer anladım. Bu
arada ben senden şey hiç duymadım. Aile hekimi. Normalde benim bildiğim kadarıyla bir aile hekimine de gidip görüşmek gerekiyor herhalde gebelik takibi için. Tabii orası da ayrı takip ettiği için mesela tetanoz aşısını yapıyorlar. İşte bazen kan alabiliyorlar. Takipli olmanız gerekiyor. Sonrasında çocuğunuzun da takipli olabilmesi için bağlı olduğunuz sağlık ocağının bundan haberi olması gerekiyor. Biliyorsunuz bebek aşılarını mesela sağlık ocakları da yapıyor ve ayı geldiğinde arayıp sizi çağırıyorlar. O yüzden de bundan gebeliğinizden yani haberdar olmaları gerekiyor. Gebeliğinizi bildirmediyseniz eğer muhakkak gidip bildir. Gebeliği bence öğrenir öğrenmez bildirilmesinde fayda var. Söylemiş olduğum gibi. Onlar da kendi çaplarına bir takip yapıyorlar çünkü. Aralıklarını net şu an hatırlamıyorum ama eğer kan alınmadıysa hastanede kan alıyorlar. İşte boy, kilo, tansiyon takibi yapıyorlar. Tetanoz zamanı geldiğinde onun için çağırıyorlar gibi gibi. Peki hamilelikte tetanoz aşısının ne zaman yapılması gerekiyor? İlk gebeliğinizse eğer 20. haftadan sonra yine doktorunuzun uygun gördüğü bir zamanda yaptırabiliyorsunuz. Aradan bir ay geçtikten sonra da ikinci dozu tavsiye ediliyor. Keza yine ilk gebeliğimde ben de yaptırmıştım. Net haftasını hatırlamıyorum ama 20. haftadan sonraydı. Yani 6. ayda büyük ihtimalle yaptırmışımdır diye düşünüyorum. Sonrasında da ikinci dozumu da yaptırmıştım. Bu gebeliğimde de hatta yine en son doktora gittiğimde görüştüm. Yine yaptırmamı öneriyor musunuz diye tek bir doz şeklinde 30, 31, 32. haftalarda yaptırmamı önerdiğini söyledi. Özellikle difteri, tetanoz, boğmaca şeklinde yapılıyormuş artık. O şekilde yaptırmamı. Çünkü boğmaca biliyorsunuz ki ilk 2 ay çocuklarda görülme riski olabiliyor ve bu aşı sayesinde bebekte daha korunaklı olmuş oluyor. Çünkü ikinci ayında biz bebeğe o aşısını yapıyoruz. O yüzden doktorum yaptırmamı tavsiye etti. Peki yani tetanoz aşısının yapılmasının asıl nedeni ne? Hamilelikte niye gerekli? Niye gerekli? Şimdi evet günümüzde her şey daha steril koşullarda yapılıyor. Ameliyathane steril, doğumhane steril. Böyle köy ortamlarında işte evde ya da sokakta hani doğumlar olmuyor. Ama olabilme ihtimaline karşı yani diyelim ki o makas paslı kaldı, bir şey oldu. Hemen hastaneye yetişemediniz bilmiyorum. Herhangi bir şey yani. Kordon o makasla kesildiğinde oradan işte bebeğe tetanoz bulaşma ihtimali var. O yüzden de riski atmamak için tetanoz aşısı uzun yıllardır yapıyorlar. Hiç öyle bir şey düşünmemiştim. Annenin sağlığıyla ilgilidir diye düşünmüştüm. Bebeğin sağlığıyla ilgili değil de şaşırdım. Şimdi son sorumu sorayım. Geçen videolarda bahsetmiştik zaten. Evde bir çocuk varken hamile olmanın ne kadar zor olduğunda. Bu ay Setenay'la nasıl geçti onu merak ediyorum. Zor muydu hamilelik? Açıkçası evde olsa evet zor olurdu diyebilirim. Çünkü sürekli işte oyun oynamak isteyecek, dışarı çıkarmam gerekecek, işte her öğününü düşünmem gerekecek vesaire ama kreşe gittiği için açıkçası bu zorluğu şu an yaşamıyorum. Tam zamanında da başladığını düşünüyorum. Çünkü çok özlüyorum zaten. O da bizi çok özlüyor eve geldiğinde. Çok bir vaktimiz de olmuyor böyle vakit geçirecek. 5-5.30 gibi geliyor. Zaten 10-10.30 gibi en geç yapmış oluyor. Yani arada kısa bir zaman var ve o yüzden hani zor oluyor diyemem. Ama evde olsaydı yetişemeyeceğim için bir süre sonra zor oluyor diyebilirdim. Yani zor değil yani şu an Setenay'la gebelik. Özellikle kreşe gittiği evet, için. Evet. Aynen öyle. Anladım. Benim soracaklarım bu kadar bu arada. Yani çok da aynı soruları sormak istemiyorum her ay her ay. O aya özel olan şeyler olsun istiyorum. Diyorum. Zaten 6. ayla devam edeceğiz. Aynen. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Çok daha fazla uzatmayalım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki ayımızda yani 6. ayımızda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.